Efendim iyi akşamlar. Ben daha önce yazmış olduğum bir yazıyla ilgili olarak konuşmak istiyorum. Bu eşim mi annem mi başlığı altında bir yazıydı. Kısaca hatırlatayım. Sayın Doğan Hocam, toplumumuzda erkeklerin birçoğu ne yazık ki evliliklerinde eşleri ve anneler arasında kalmaktalar. Kullandıkları araba misali mümkün olduğunca usta manevralar yapmaya çalışsalar da bu şekilde bir şekilde duvara toslamaktalar diyor. Türk toplumunu bu genel sorunundan bir yanda seçtiğiniz, söz verdiğiniz, güvendiğiniz, inandığınız ve aynı yola çıktığınız eşiniz, diğer yandan da seçmediğiniz, koşulsuz kabul ettiğiniz, borçlu olduğunuz, minnettar olduğunuz, dünyada sizi karşılıksız en çok seven kişi olan anneniz var. Bir erkek olarak ne yapmak gerek? Kaçmak mı? Vurdum duymaz olmak mı? Akışına bırakmak mı? Tek tarafı tercih etmek mi? Yoksa her iki tarafa maymunu mu oynamak veya sabretmek mi? Bütün tümünü omuzlamak mı? Aslında belki de her ikisinde gönlünü alabilmek için direksiyona hakim olmak mı? Bu durum şahsımla alakalı olmamakla birlikte toplumda birçok erkeğin yaşadığı ve benim de gözlemlediğim bir problem. Bu durum sizce nasıl bir durum? Ne gibi yorumlar yapılır acaba? Dedi. Ben de kendisine teşekkür ederek mektubu yayınladım. Ve hakikaten birçok yorumlar geldi. Söz vermiştim bu konuda. Sizlerin de yorumlarınızı okuduktan sonra ben de kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Bu önemli bir konu. Toplumdan topluma farklı farklı manzaralar gösterebilir. Ama bizim toplumumuzda çok sık gözlenen ve birçok ailenin sıkıntı çektiği bir durum. Bu peki nasıl sıkıntı çekilmez hale gelir? Yani kanun mu geçirelim? Hey anneler, gelinlerinizi rahat bırakın mı diyelim? Veyahut da hey gelinler, sakın kayınvalidenize karşı çıkmayın mı diyelim? Kanunla çözülecek bir şey değil. Bu ancak insanların olgunlaşarak, kendilerinin ve ilişkilerinin farkına vararak çözülecek bir konu. Önce şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki erkek evladı, buna erkek diyelim, karısıyla ilişkisi var. Şimdi bu kolum benim, sol kolumu düşünecek olursanız, erkeğin karısıyla ilişkisi olsun. Şimdi sağ kolumda annemle ilişkim olsun. Demek istediğim iki farklı ilişki var ve karımla annem arasında da bir ilişki var. Böylelikle bir üçgen oluşmuş oluyor. Şimdi bir erkeğin annesiyle olan ilişkisiyle bir erkeğin karısıyla olan ilişkisinin psikolojik olarak, sosyolojik olarak her yönüyle aslında dokusu itibariyle farklı olması lazım. Yani normal olarak böyle olması lazım. O zaman soru şu. Eğer erkeğin annesiyle ilişkisiyle erkeğin karısıyla ilişkisi birbirine karışıyorsa, bu iki ilişki birbirine rekabet haline geliyorsa mutlaka sağlıksız olan bir durum var. Mutlaka aksayan bir durum var. Bu aksaklık erkekten gelebilir. Bu aksaklık erkeğin karısından gelebilir. Bu aksaklık erkeğin annesinden gelebilir. Veya hepsinin de katkısı olabilir. Ama mutlaka sağlıksız bir durum var. Olgun, kendini keşfetmiş, hayatın amacını keşfetmiş, kim olduğunu bilen, duygularını bilen, olgun bir insanın böyle bir durum yaratması mümkün değil. Bununla ne demek istiyorum? Diyorum ki sorun evlenmeden önce çözülecek bir sorun. Kiminle evlendiğinizin farkında mısınız? Çünkü evlenirken o kişiyi değiştirmek üzere evlenmiyorsunuz. Evlenirken o kişiyle beraber yaşamak üzere, hayatı paylaşmak üzere evleniyorsunuz. Şimdi
kadından gelen bazı durumlar olabilir. Kadın kocasıyla ilişkisinde, erkekle olan ilişkisinde erkek enerjisi, güven duyma, geleceğe güvenle bakma, bir insan olarak değer verilme konusunda o kadar muhtaç bırakılmıştır ve o kadar fakir bırakılmıştır ki farkında olmadan o anne erkek evladından değer verilme ihtiyacını gidermeye çalışır. Bu acı bir durum ama maalesef sık sık oluyor. Şimdi eğer bir erkek evladı annesi tarafından bu şekilde kullanılıyorsa, ben buna kullanma diyorum. Bu sevgi değil. Bu sağlıksız bir ilişki. Eğer bir erkek evladı annesi tarafından böylelikle hani tuza ihtiyacım vardır, seni tuz olarak kullanır. Bibere ihtiyacım vardır, limona ihtiyacım vardır, demire ihtiyacım vardır. Böyle bir eksikliği gidermek üzere kullanılma bu. İhtiyacı varsa ve erkek bunun farkındaysa ve bunun farkında olarak evlenmeden önce karısıyla öyle bir şekilde konuşabilir ki der ki tatlım ya benim annem gariban. Benim annem öyle bir durumda ki beni koyduğu yer öyle bir yer ki gelecekle ilgili güveni bende buluyor. Hayatında değer veren insan olarak beni görüyor. Bu korkuyor. Ben bu oğlumu kaybedersem benim hayatım ne olacak şeklinde bir korkusu var. Onun için senden rica ediyorum. Mümkün mü acaba? Annemle ilişkimizi o şekilde kuralım ki annem bu korkusunu bıraksın. Mümkün. O kadar kolay bir şey ki. Bütün mesele olgun bir insan olma meselesi. Şimdi işin içindeki bu üç insan esas itibariyle sınırları, sorumlulukları bilen, olgun insanlarsa hiçbir sorun kalmaz. Şimdi gerçekten sağlıklı anne der ki evladım ben seni çok seviyorum. Evliliğinde senin mutlu olman benim için çok önemli. Senin bu ilişki için ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Senin mutlu olman çok önemli. Eşinin mutlu olması çok önemli. Hatırlıyorum benim rahmetli annem abilerime derdi ki eğer karınızı üzerseniz, ağlatırsanız hakkımı helal etmem size. Sakın ha sakın, sakın karınızı üzmeyeceksiniz. Bana söz verin. Öyle hatırlıyorum ki ayda bir abimler üniversiteden falan geldikleri zaman bu tatildeyken ayda bir hatırlatırdı böyle, söylerdi rahmetli annem. Ondan dolayı Silifke'de bir isim çıkmıştı. Vallahi cücelerden, cücelere kız vermek lazım. Cücelerden oğlanla evlenen şanslı diye. Annem çünkü çok, çok, çok önemserdi bunu. Şimdi farz edelim ki anne dediğimiz kadın o kadar olgun birisi diye. Sevgi olarak çocuğunu kullanmayı, kendine bağlamayı düşünüyor. Bu tür sevgide ha evinizdeki köpek ha oğlunuz yazık. Kendinize bağlama ihtiyacının nereden geldiğini bir bilin. Hakikaten yazık. Şimdi oğlan eğer olgunsa hakikaten şunun farkına varır ki ben evlendim. Pardon. Ben evlendim, ailemi kurdum. Bu aile büyüyecek. Çocuklarım olacak. Benim hayatımın en mahrem tanığı. İyi günlerde, kötü günlerde. Ömrümü paylaşacağım kişi bu kadın. Ondan dolayı ben
Bu kadınla ilişkimde adil olmak durumundayım. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Eğer vicdan sahibiyseniz ve hakikaten haklı olana hakkını vermek. Şimdi nedir buradaki hak? Annenizin hakkı var. Evet, onun hakkını vereceksiniz. Ama o anne, o eşiniz değil, o anne. Anne olarak hakkını vereceksiniz. Öbürü karınız. Karınız olarak hakkını vereceksiniz. Ve en önemlisi sizin kendi hakkınızı vereceksiniz. Adil olanı yapmanız lazım. Ve bunda çok ama çok bilinçli bir şekilde evvelden konuşmak ve çok inançlı bir şekilde kendinizi göstermeniz lazım. Her iki tarafın da bilmesi lazım ki doğru olanı yapmadıkça ben bu kişiyi hayatımda tutamam. Mutlaka doğru olanı yapmam lazım. Şimdi böyle bir ilişkide sağlıklı ilişki geliştirmek çok önemli. O nedenle de kendi değerlerinizi, kendi gözünüzü hesap verdiğiniz değerlerinizi o ilişkide canlandırmak lazım. Bu değerlerden bir tanesi halden anlamak. Öyle durumlar olabilir ki bir erkek bir hafta, belki 2 hafta annesinin yanında kalıp onun acı günlerinde tamamıyla ona kendini verme durumunda olabilir. Bu çok normal insan durumu. Eğer bir kadın böyle bir durumda tabii gideceksin. O annen, benim de annem, onun acı günlerinde yanında bulunmayıp da ne zaman bulunacaksın? Eğer sen gitmezsen gözümden düşersin demiyorsa mutlaka sorun var demektir. İnsan olma kalitesinde sorun var demektir. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele anne meselesi, karı meselesi değil. Mesele sizin kim olduğunuz, nasıl bir olgun insan olup olmadığınız ve sizin kim olarak kiminle evlendiğiniz. Kısacası adam gibi adam olun ve hakikaten gönlü olgun, zengin, sevgi, merhamet duygusu olan bir kadınla evlenin. Bunu evlenmeden önce yapın. Eğer siz kendi ailenizde bu olgunluğu gerçekleştiremezseniz, sizin yetiştirdiğiniz çocuklar da hep ileride kendi evlatlarından sevgi dilenciliği yaparlar. Çok yazık. Yetiştirdiğimiz evlatlar sevgi dilenmesin, ilgi dilenmesin. Öyle yetiştirelim ki, öyle besleyelim ki bu çocuklarımızı, depolasınlar o sevgiyi, o ilgiyi ve uygun olmayan ortamlarda 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kendi içinde depoladıkları sevgiyle devam edebilsinler. Dürüst insan, kendi gözüne hesap veren, değerlerine sahip çıkan bir insan, eninde sonunda insan gibi insanları bulur ve onlarla bir yolculuk yapmaya başlar. Onun için cambazlık yapmaya gerek yok. Lütfen, lütfen her gün yarım saat kendinizi geliştirmek için bir faaliyette bulunun. Benim önerim, lütfen gelişmek üzere günde en az 15 dakika okuyun. Yaşamı gözleyin, yaşamla sohbet içine girin. Sizin kendiniz olgunlaşmadan ilişkinizin olgunlaşması mümkün değil. Kendi ilişkinizle sağlıklı bir hale gelmeden, kendi değerlerinizi bulup
O gözle bakar, o değerleri yaşamadan mutlaka ilişkileriniz aksaklık olacaktır. Onun için bu annemle ilişkim, karımla ilişkim, babamla ilişkim, patronla ilişkim, öğretmenimle ilişkim, komşumla ilişkim meselesi hep sizin içinizdeki olgunlaşmamış yönlerden besleniyor. Ve kimseye yalakalık yapmak zorunda değilsiniz. Sizi yaratan, sizin kendi yaşamınızı onurlu bir insan olarak dürüstçe gözünüze ve vicdanınıza hesap veren bir insan olarak yaşamanız için yarattı. İbadet edercesine yaşayın ve bu yaşamın hakkını verin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim.